TTNET'le devam ediyor. İşte Hayatta Koton markasının yaratıcıları Yılmaz Çifti ile beraberiz. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Şunu bir konuşalım. Biraz konuşuyoruz, tekrar başka konular giriyor araya. Ne yaptınız? Yani şöyle imzayı attığınız zaman 500 milyon dolara bu yarattığınız şirketi 24 yılda sattınız yarısını. Nasıl bir his yani? Ne oldu o gün? Birbirinize baktınız. Bir anlatır mısınız? Duygusaldı ya. Aslında yani aslında biraz. Hem satmadık. Hem de yani iyi oldu ya. Yılmaz bayağı duygusal yaklaşıyor şu an dediğin gibi. Yani yok şöyle bakıyorum. Yok yok yok. İşin hikayesi o da. Ben size başka bir şey anlatacağım. Aynı şeyi anlatacaksın. Neydi o? Ya Arman abim bize bir tane hediyesi bir kalem vardı. Arman Kırım sevgili. Arman Kırım'ın yani ölmeden önce. Onu da analım buradan. Analım gerçekten. Evet. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra biz imzayı o kalemle attık. Bir dolma kalem ve çok güzel bir dolma kalem. O da zaten biraz bize o kalemi o manayla hediye etmişti. Hani bir zaman geldiğinde diye. Uğur hakikaten evet uğur getirsin demişti. O zaman geldi ve biz ikimiz de ben mürekkep aldım o dolma kalemi. Şimdi duygusallaştım. Ondan sonra beraber onunla attık imzayı. Çok güzeldi yani. Çok güzel olmuş. Şimdi daha önceki sohbetlerden de hatırlıyorum. Bazı şirketler gerçekten danışmanlara sizin verdiğiniz kadar önem vermiyor. Hı hı. Siz çok fazla danışmanlarla çalıştınız. Yani dinlediniz. Sadece kendinizi değil, başkalarını, tüketiciyi nasıl dinliyorsanız ama danışmanları da dinlediniz. Sevgili Arman Kırım da biliyorum evet. ki çok beraber çalıştınız değil mi? Ne sağlıyor diye düşünüyorsunuz? Yani başkalarını da dinlemek, hı hı. onların size bazen yol haritaları konusunda fikir vermesi. Aslında bu ben bir şeyler söyleyeyim belki sen de söylersin ama. Yani ben bilirim demiyorsunuz. Demiyoruz. O bir kültür aslında. Vereceğim. Bekle. Fırsat vereceğim sana. Söz vereceğim. Aslında kültür. O güzel bir kültür. Yani dinleme kültürü, kulak verme kültürü varsa aslında bunu iş yerinde her ortamda yapıyorsunuz. Yani bu çalışanlarınızla da böyle gidiyor. Bir de biz bilgiyi seven insanlarız. Yani ikimiz de aslında okumayı çok seviyoruz. Yeni bir şeyler öğrenmeyi seviyoruz. Bilgiye de açız. Yani kendimiz de öyle geliştirdik. Zaten sonuçta biliyorsun bizim eğitimlerimiz hiç bu dalda değil. Biz ne perakende işini bilirdik, ne konfeksiyon işini bilirdik. Hani ben eğitim uzmanıyım, Yılmaz subay. Hani bambaşka alanlardan gelmiş ama işini aslında üzerinde işte hem çok uğraşarak, hem çalışarak, hem okuyarak aslında perakendeyi, bütün onun dinamiklerini, her şeyini öğrendik. Tabii ki bu arada çok yardım aldık. İnsanları da dinledik, işin uzmanlarını da dinledik. 2000 yılından sonra sevgili Arman Kırım'la hakikaten çalışmaya başladık. Çok sonra dost olduk yani çok aile dostu olduk. Yılmaz'a küçük biraderim derdi Arman abi. Ve bizden de hiçbir bilgisini esirgemedi. Yani okurdu ve bizimle paylaşırdı. Biz ona çok soru sorardık, çok öğrenmek isterdik. Yani bu genel kültür aslında bizim yapımızda var. O çok güzel bir şey. Yani iş yerinde de bu birlikte çalıştığımız insanlarla da yani sormak zaten fikir alabilmek için sormak gerekir. Yani o kültürde olmak, hep ben biliyorum dememek bunlar evet. güzel bir kültür aslında. O biraz bizim ikimizde de olan özellik galiba. Onun için hep sorduk, hep de o yani daha iyisini, daha bilenden öğrenelim diye çok uğraştık. Evet. Hı-hı. Şimdi yine bir başka danışmanımız var. Profesör İlhan Erdoğan. Sevgili İlhan Hoca bir şey yaptırdı bize, bir workshop. Bu workshop'un konusu şu. Ayda yalnız kalıyorsunuz. Elinizde de bir takım yani sınırlı taşıma kabiliyetiniz var. Bir takım aletler var. Hangilerini öncelikle alırsınız? Gruplara ayırdı ve bu soruyu sordu. Bu sorunun ideal cevabı da belli. Ondan sonra her grubun verdiği cevabı aldı, puanladı ve şu soruyu sordu. Herhangi bir grupta o grubun aldığı puandan, çünkü grup bir şeyin üzerinde mutabık oluyor. Birileri diyor ki şunu alalım, öbürü diyor ki bunu alalım. Her grubun aldığı toplam puandan daha fazla puan alan grup üyesi var mı? Hiç yoktu. Çok ilginç. Grup kararı, herkesin üzerinde tartışarak mutabık olduğu karar her zaman bireylerin kararından daha iyi. Yani bu aslında şunu gösteriyor, dinlemeniz lazım. Biz hem müşteriyi hem dediğiniz gibi danışmanları sadece onları değil çalışanlarımızı da dinleyen
bir kültürümüz var, bir yapımız var ve bundan çok fayda sağlıyoruz. Yani her şeyi bilemezsiniz ki. Her şeyi bildiğini sanmak ya da o kadar hani en büyük aptallık kendi egonuza inanmak o kadar büyük bir aptallık. Çok doğru söyledi. Evet. Şimdi bunları anlatınca dilerseniz beraber sizin binanıza gidelim. Çünkü sevgili izleyiciler, Koton binası hakikaten çalışanları gerçekten düşünmüş. Onlara göre de bazı değişiklikler yapmış, baştan yapmış bir şirket binası. Bu binada öğlen yemeklerinde çalışanlar piyano dinliyorlar mesela. Yani çok şey yapayım. Çünkü bunun kendi projesi geldi. Tamam. Böyle şey yapabiliriz. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkürler Şelali. Sizi galiba toplantının ortasında mı yakaladım? Evet, aynen öyle. Ne yapıyorsunuz her hafta? İşte haftalık seri sunum mağazalarının satış değerlendirme toplantısını yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Mutlaka bu toplantı burada oluyor. Evet. Bu arada harika bir manzaraya bakıyorsunuz. Bu binada ne zamandır varsınız? İşte 2 yıl oldu. 2 yıl oldu. Tamam, yeniden mi yapıldı yoksa siz var olan binayı mı? Yok, kiraladık ama içini tamamen soyduk, yeniden yaptık. Konfeksiyona uygun evet. Hale getirdiniz. Evet. En büyük odalardan biri size ait olabilir mi? Tabii çünkü biliyorsun ben burada oturuyorum, Gülden karşıda oturuyor. Aa, doğru, siz ikiniz burada. Odalarınız da birmiş eş başkanlığın dışında. Evet, bir ama yine de hani o kadar da içi olmayalım. Vav, wow, aksesuarlar da artık çok evet. Şey değil mi, ön plana mı çıkıyor? İşte burası bizim en cici odamız. Her taraf cicilerle dolu. Bak, hakikaten. Koleksiyonlar buralarda mı belirleniyor? Evet. O evet, odalarda. Evet. İşte koleksiyon hazırlığı yapıyorlar şu anda. Kolay gelsin. Aa, benim daha önce gelip de çok beğendiğim yer bu çatı katı. İnanılmaz güzel bir yer burası. Evet. Ne yapıyorsunuz burada? Burada daha çok Gülden çalışıyor. Öyle mi? Evet, onun tasarımcılarla çalışma mekanı. Wow. Bunlar gelmiş bir yerlerden kumaşlar. Evet. Biraz Hint işi gibi görüyorum ama bilmiyorum. Yani bunlar şimdi yavaş yavaş koleksiyona dönüşecek. Önümüzdeki sezonun ipuçlarını buradan evet, alabilir miyiz? Yaz sezonu tabii. Yaz sezonu. Bizim çalıştığımız ya da tasarımcıların çalışacakları bütün dokümanlar burada. Ha, bütün evet şeyler de var, kalıp hazırlama evet falan. Yani birisi bir şey çalışmak istiyorsa geliyor burada. Bunlara şöyle bir bakılıyor. Evet. Buna it gibi hazırlamış bu arada. Süper. Burası çok hoş. Lambalar falan. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Burası denim, koton denimin tasarım ve marka odası. Koton Radyo ne zamandır var? Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. İlkim ne kadar oldu başlayalı yayına? 2 yıl. Bu 2 yılımızı bitirdik bu ay için. Yani ikinci yaş günümüzdü. Ha öyle mi? Evet tabii, Kasım ayında geçen sene kutlamıştık. Peki bu bayağı bütün olmuş. Radyo, yani bütün mağazalarda mı? Tabii tabii. Yayınlanıyor. Sadece Türkiye değil. Romanya ve Rusya'da da. Kazakistan'da da var. Kazakistan'da da. Süpermiş. Yani aynı anonsların Rusçasını, işte Romencesini, Kazakçasını da yapıyoruz. Harika. Herkese merhabalar. Türkiye'deki tüm kotonlara keyifli alışverişler diliyoruz. %50'ye varan indirimimiz başladı biliyorsunuz. Ve kesinlikle kışlık alışverişlerinizde bu indirimden yararlanmayı unutmayın. Bugün Ayşe de yanımda. Merhaba Ayşe. Merhabalar. Bugün indirimden, sezon fırsatlarından ve koleksiyonlarımızdan bahsedeceğiz. Bizimle olmaya devam edin. Gerçekten bu çalışanların yerinde olmak istiyorum. Ben de öğlenleri müzik eşliğinde
yemek yemek istiyorum hakikaten. Gelebilirsin, bekleriz. Arada sırada geleyim öğlen yemeklerine. Hakikaten ilk önce insan sıkılıyor öğlen yemeklerini sürekli bina içerisinde yemekten. Biz de yıllarca Medya Plaza'da öyle yedik. Fakat sonra dışarıda yemek yemek durumunda olman da çok büyük sıkıntı oluyor. Her öğlen nerede yemek yesem, evvel yesem, ne yesem. Çünkü bunların düşünülmüş olması aslında gerçekten önemli bir şey. Şimdi size bakınca Koton'a şuna da önem verdiniz ki Türkiye'de bu da son yıllarda gerçekten konfeksiyoncular tarafından dikkat edilen bir konu haline geldi. Tasarımcılar. Eskiden bu kadar da tasarımcıya önem verilmezdi. Ama sizde ben Hakan Yıldırım'ı gördüm. İnanılmaz güzel koleksiyonlar yaptı. Sonra daha önceydi değil mi? Bora Aksu'yu hatırlıyorum. Bora Aksu var. Jean-Pierre Braganza var. Yabancılarla da çalışıyorsunuz. Evet. Şu anda da herhalde Tuğba Ünsal'la bir proje yapıyorsunuz. Proje yapıyoruz. Böyle projeler daha mı çekiyor şeyi, tüketiciyi? Aslında işe çeşitlik atıyor tabii ki. Yani hem tasarımcı ürünlerini aslında bizim gibi markalardan müşterilerin iyi fiyatla satın alma olanağını yakalaması. Asıl işin cazip tarafı bu. Yani bunu dünyada tabii biz yapmadık sırf. Evet, örnekleri çok var. Ama şimdi şu var. Tasarımcıya da para ödemek istemiyor. Nasıl ki danışmana para ödemek istemediği gibi. Evet. Genel kanıdan yaygın olan görüş böyledir. Tasarımcıya, danışmana verilen para böyle bir ağır gelir. Birçok iş adamına, iş yapan insanlara. Siz öyle düşünmemişsiniz. Öyle mi? Ya, tasarım önemli bir şey bence. Şöyle yani aslında bir ismin tasarladığı ürünü alıp giyebilmek ya da kullanabilmek aslında tüketici nezdinde gerçekten önemli bir şey. Ama onun ulaşılabilir bir fiyatta olması daha da önemli tabii ki. Yani hani tasarım eklenince sanki maliyet gibi filan, hani genel kanı buydu biliyorsun. Son yıllarda, yine bu son belki 10 yılın daha yeni bir özelliği tabii diyebiliriz bu. Aslında markaya da bir değer katıyor gerçekten. Siz bir değer sağlamış oluyorsunuz müşterilerinize. Onları farklı bir tasarım nesnesiyle yan yana getirebilme olanağını sağlıyorsunuz. Biz de bu anlamda aslında tasarımcılarla çalışmayı tercih ediyoruz. Son bir projemiz var. Tuğba Ünsal'la güzel bir proje yapıyoruz. Onun tatlı, hoş stiliyle çok güzel koleksiyonlar çıkarıyoruz ikimiz beraber, hep beraber. Aslında sadece tasarımcı projelerimiz de yok. Tabii tabii. Yani İlk defa Türkan Şoray'ı onları tabii ki. Cüneyt Arkın projemiz var, Türkan Şoray projemiz var. Şimdi çok yeni bir şey var, söylemeyeceğim. Öyle sonra mi? Kulağına fısıldarım. Ne oluyor peki? Yani, gelecek. Türkan Şoray tabii büyük bir kitlesi var değil mi? Onu almak. Neler yani, yaşadınız o projelerde? İki tarafı var. Şimdi bir taraftan Türkan Şoray hepimizin çok sevdiği bir isim. Onunla bir proje yapıyor olmak bir kere insana huzur veriyor, mutluluk veriyor. Değil, güzel bir şey. Yani, Sultanla değil mi? Yapınca biz tabii hoşlandık. Aynı zamanda herkesin sevdiği birisi olduğu için markayla tüketici arasındaki ilişkiyi de kuvvetlendiriyor. Evet. İyi de satılıyor. İyi de satılıyor. Bu da ayrı. Kısmı bu. Yani ama hepsi yani var. Çok keyifli. Yok, biz kendimiz de çok keyif aldık hakikaten. Yani hani Türkan Hanım'ın şirkete gelmesi, insanların ona ilgisi, o anları yani görmeni isterdim. Yani yaparken çok güzel. Evet. Aynı şekilde Cüneyt Arkın'ın yani hani şirketin içinde geziyorlar onlar, düşünebiliyor musun? Çok hoş bir şey yani, çok gurur verici bir şey. Yılmaz Bey, geçen akşam toplantıda akşam beraberdik sizinle. Bakan Zafer Çağlayan Türkay Litti'nin geldiği noktaları anlatıyordu. Orada siz çok enteresan bir şey söylediniz. Yani hakikaten de Koton da dahil olmak üzere birazcık destek alınca nerelere gidebiliyorsunuz diye. Siz Türkay diye biz gittiniz. Girdiğimizde 24 mağazamız vardı. Şu bugün itibariyle 90 mağaza var. Ve o zamanki mağazaların yurt dışı mağazalar. Evet, çoğu franchise'dı ve ufak mağazalardı. Şimdi kendimiz açıyoruz. Şimdi burada Turquality'den aldığımız desteğin çok üstünde bir miktarda sermaye getirdik bu, biliyorsunuz. Yani 100 katı, 200 katı. Acayip. Yani sonuçta çok ufak bir destek tabii o. Fakat bir cesaret veriyor. Diyor ki hani devlet arkamda, ben gideyim bu riski alayım. Devlet de benim riskime ortak. Türk markalarının bu şekilde desteklenmesi de bu ülkeden tabii 10 yılda 10 dünya markası idealine doğru atılmış bir adım.
Çok önemli bir konu. Çok güzel bir konuya değmiştin. Çok beğendim vallahi. Evet, çok hoştu gerçekten. Gerçekten çok. Ben... Önemli bir şey. Yani bir anda evet. 500 milyon dolar girdi. Aslında girişimcilikte de devletin biliyorsun asıl şeyi o. Yani küçük dokunuşlar ama işte dediği çarpan büyük etkisi, çarpan etkisini çok yaratıyor. Fazla evet, çok önemli. Siz geçenlerde Yunanistan'a gitmiştiniz, hatta bir buluşacaktık, buluşamadık. Ne yapıyorsunuz Yunanistan'da? Şimdi Yunanistan'da bir mağazaya düşmüştük, iki mağazadan. Bu krizden dolayı mı yani? Evet, çünkü her gün mağazanın önünde gösteri, gösteri yapılıyor. İki günde bir cam, mağaza kapatıyor. Camı kırılıyor. Sizin mağazanın önünde. Ama orası yani. Önemli bir cadde. Omonya diye bir bölge. Omonya da çok önemli. En önemli cadde diye gittiniz oraya. Her gün gösteri. Ondan sonra şimdi alışveriş merkezindeki mağazamızı büyütüyoruz. İkinci mağazayı da tutmak üzereyiz yeniden. Peki bu neyi gösteriyor? Bir tarafta kriz var ama bir taraftan da orada büyüyor musunuz? Yani satışlar o zaman değil mi? Kiralar düştü. Kiralar düştü. Düşük. Fırsat, ama fırsat var. Yani fırsat sonuçta var. Bu kriz nerede kalmış ki, her yerde bitiyor. Önemli zaten olan zaten de kurtarıyorlar biliyorsun. Markanın konumlanmasını doğru düzgün yapmak için çok önemli bir fırsat bu. Büyümek istiyorsunuz Yunanistan'da. Evet. Bu krizi fırsata çeviriyorsunuz evet. Yani. Sizin bir projeniz var. Birleşmiş Markalar Derneği'nin başkanısınız değil mi hala? Evet. Sanıyorum Şubat'ta yeni dönem başlayacak. Aday olacak mısınız bilmiyorum ama. Benim üçüncü yılım artık, ben bayrağı devretmek istiyorum. Öyle mi? Evet. Belki sizi bırakmazlar. Bence bıraksınlar artık. Belki Koton'da ihtiyacımız var. Öyle mi tabii? Evet, bazen bana şaka olarak sen git falan diyor ama yok. Ama sizi şöyle görüyorum. Karı koca birçok projede yer alıyorsunuz ve bunlar aslında size şey olarak bir kazanç getirmiyor yani parasal olarak. Daha çok veriyorsunuz. Zamanını veriyorsunuz. Zaman çok önemli. Evet. İşten ayırıyorsunuz. Aynen. Girişimcilikte çok görüyorum mesela. Hı-hı. Gülden Hanım. Onunla uğraşıyorum. Benim şeyim o. İdeal sosyal sorumluluk projem kendimce o. Ama büyük keyifle yapıyorsunuz. Çok yani, keyifle yapıyorum evet. Çok da vakit harcıyor değil mi? Biraz harcattırıyor gerçekten tabii. Ama ortaya çıkan sonuçlar da çok güzel. Son 3 yılda hakikaten çok güzel yerlere getirdik. Girişimcilik kavramı geldi ve de girişimcilerimiz de gelişiyor. Yani sizin materyali hatırlıyorum o gün. Evet. Ne kadar çok herkes kart vizit veriyor, dinliyor. Yani bir an evvel bir şeyler yapmak istiyorlar. İstiyorlar ve... değil mi? O talep ne kadar güzeldi. Tabii. Sen de gördün, yani, muhteşemdi yani. Bir hikayeyi duymak evet. Ve hani ben de bu yollardan... Evet. İşte devletin buradaki... Yani biraz önce konuştuğumuz katkıları çok önemli aslında. Yani bu artı katma değeri kazanmak için. Kazanmak hı-hı. için onlara. Şimdi tabii dünyada artık sosyal girişimcilik diye bir kavram var. Evet, hızla yani, da ilerliyor. Sadece girişimci olmak, para kazanmak yetmiyor. Bir şekilde içinde yaşadığınız topluma da bir şeyler katmanız lazım. Bu anlamda hani ben 3. yıl oldu artık bayrağı devretmek istiyorum ama 3 yılda çok güzel şeyler de yapıldı. İşte sen de biliyorsun Şelale. Yaklaşık 3 yılda 600 bin çocuğu giydirdik. Evet, bir tanesiyle beraber gitmiştik. Derneğinde. Müthiş bir şey. Macide evet. gittik. O evet, çocukların macide. Ayağındaki ayakkabılar yırtık pırtık üstü. Eski püskü. Yani o çocuklara böyle bir fayda sağlıyor olabilmek, onu organize edebilmek çok güzeldi. Devam edecek mi bu? Tabii tabii. Ha, her yıl atıyor. Önümüzdeki sene daha da fazla çocuğu giydireceğiz inşallah. Kaç çocuğu inşallah. Gideceksiniz? Şimdi ben bir rakam vermeyeyim de çünkü belki yeni yönetim daha da yukarılara bir yerlere gideceğini tahmin ediyorum. Veya işte biz başladığımızda Birleşmiş Markalar Derneği'nde 1150 mağaza vardı yurt dışında. Ben şimdi bırakırken bu mağaza sayısı 3500'ü geçti. Yani çok şimdi böyle bir fayda yaratıyor olabilmek, yani o fayda yaratıyor yanlış kelime. O faydanın içinde olmak, onun bir parçası olmak çok önemli bir şey. Yani yarın öbür gün ya İstanbul Shopping Fest'i bu dönemde hayata geçirdik. Ve şimdi, de bu yıl bayağı başarılı oldu. Geçen yılla arasında müthiş evet. bir başarı şeyi var. Tabii. Trend çok yukarıda. Tabii yani şimdi ciddi geriye satın. Dönüp bakınca hayat sadece para kazanmak değil. Yani bir şeyleri de topluma fayda olarak geri vermeye çalışmak lazım. Onu yapmaya çalışıyoruz. Sizin Koton olarak biz hani böyle bir biz ne yapalım diye oturup da sosyal konularda bir yol haritanız olacak mı? Çünkü şu anda genelde sizi şeyin içinde görüyorum. Markalar Derneği kanalıyla hı hı. yaptıklarınızın içinde. O kanaldan ya, yapıyorsunuz. Şahsi belki hani kanallarınızla. Hani mesela ne bileyim vakıflaşmak ister miydiniz? Eğitim
konusunda yani, bir şey yapmak ister miydiniz? Şelale, şeyi ben bunları çok önemsiyorum. Yani fakirlikle mücadele etmek lazım. Yani bunun nasıl olacağını, nasıl formüle edileceğini bilmiyorum ama Türkiye sonuçta gelişen, ekonomisi iyiye giden bir ülke ama halen 10 bin dolar milli gelir seviyesinde ve... İşte girişimcilikle yapacağız Yılmaz'cığım. Tamam. Yani nokta orada aslında. Bununla ilgili bir şey yapalım. Sevgili eşime destek verecekmişiz. Evet, tamam. Kesinlikle. Onunla yapacağız. Zenginleşmenin tek yolu girişimciliği arttırmak aslında. Aslında memleket evet, böyle zenginleşiyor. Yani memleketler böyle zenginleşiyor. Onun için, Anadolu falan. Ya benim için yani, anlamı o aslında. Yani ben doğru, de temelde evet, aynı belki şeyden çıkıyorum. Aynı odaktan çıkıyor. Benim duygum da. Yani zengin olmalı bizim ülkemiz ve buna layık bir ülke aslında. Onun için de benim bulduğum yol o. Sen de bir yol bulursan bilmiyorum. Tamam, şöyle ben olabilir. Girişimcilik yoluna Yılmaz evet, Bey destek verebilir. Evet. Yılmaz Bey'in yoksullukla mücadele için geliştireceği yeni bir projeyi Gülten Hanım. Olabilir. Evet. Olabilir. Değiş tokuş yapabiliriz arada. Sıkılırsak. Ha? Ne güzel. Evet. Çok teşekkür ederim. Vallahi zaman bitti. Hadi bitmeseydi ya. Çok tatlıydı. Vallahi gerçekten. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok güzel. Çok güzel bir program. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Bir İşte Hayatında sonuna geldik. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere. Hoşçakalın. TTNET sundu. TTNET'le devam ediyor. İşte Hayatta Koton markasının yaratıcıları Yılmaz Çifti ile beraberiz. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Şunu bir konuşalım. Biraz konuşuyoruz, tekrar başka konular giriyor araya. Ne yaptınız? Yani şöyle imzayı attığınız zaman 500 milyon dolara bu yarattığınız şirketi 24 yılda sattınız yarısını. Nasıl bir his yani? Ne oldu o gün? Birbirinize baktınız. Bir anlatır mısınız? Duygusaldı ya. Aslında yani aslında biraz. Hem satmadık hem de yani iyi oldu ya. Yılmaz bayağı duygusal yaklaşıyor gördüğün gibi. Yani yok şöyle bakıyorum. Yok. İşin hikayesi o da. Ben size başka bir şey anlatacağım. Aynı şey anlatacaksın. Neydi o? Ya Arman abinin bize bir tane hediyesi bir kalem vardı. Arman Kırım sevgili. Arman Kırım'ın yani ölmeden önce. Onu da analım buradan. Analım gerçekten. Evet. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra biz imzayı o kalemle attık. Bir dolma kalem ve çok güzel bir dolma kalem. O da zaten biraz bize o kalemi o manayla hediye etmişti. Hani bir zaman geldiğinde diye. Uğur hakikaten evet uğur getirsin demişti. O zaman geldi ve biz ikimiz de ben mürekkep aldım o dolma kalemi. Şimdi duygusallaştım. Ondan sonra beraber onunla attık imzayı. Çok güzeldi yani. Çok güzel olmuş. Şimdi daha önceki sohbetlerden de hatırlıyorum. Bazı şirketler gerçekten danışmanlara sizin verdiğiniz kadar önem vermiyor. Siz çok fazla danışmanlarla çalıştınız. Yani dinlediniz. Sadece kendinizi değil, başkalarını, tüketiciyi nasıl dinliyorsanız ama danışmanları da dinlediniz. Sevgili Arman Kırım da biliyorum evet, ki çok beraber çalıştınız değil mi? Ne sağlıyor diye düşünüyorsunuz? Yani başkalarını da dinlemek, onların size bazen yol haritaları konusunda fikir vermesi. Aslında bu, ben bir şeyler söyleyeyim belki sen de söylersin ama. Yani ben bilirim demiyorsunuz. Demiyoruz. O bir kültür aslında. Vereceğim, bekle. Fırsat vereceğim sana, söz vereceğim. aslında kültür, o güzel bir kültür. Yani dinleme kültürü, kulak verme kültürü varsa aslında bunu iş yerinde her ortamda yapıyorsunuz. Yani bu çalışanlarınızla da böyle gidiyor. Bir de biz bilgiyi seven insanlarız. Yani ikimiz de aslında okumayı çok seviyoruz, yeni bir şeyler öğrenmeyi seviyoruz. Bilgiye de açız. Yani kendimiz de öyle geliştirdik. Zaten sonuçta biliyorsun bizim eğitimlerimiz hiç bu dalda değil. Biz ne perakende işini bilirdik, ne konfeksiyon işini bilirdik. Hani ben eğitim uzmanıyım, Yılmaz subay. Hani bambaşka alanlardan gelmiş ama işini aslında üzerinde işte hem çok uğraşarak, hem çalışarak, hem okuyarak aslında perakendeyi, bütün onun dinamiklerini, her şeyini öğrendik. Tabii ki bu arada çok yardım aldık. İnsanları da dinledik, işin uzmanlarını da dinledik.
2000 yılından sonra sevgili Arman Kırım'la hakikaten çalışmaya başladık. Çok sonra dost olduk yani, çok aile dostu olduk. Yılmaz'a küçük biraderim derdi Arman abi. Ve bizden de hiçbir bilgisini esirgemedi. Yani okurdu ve bizimle paylaşırdı. Biz ona çok soru sorardık, çok öğrenmek isterdik. Yani bu genel kültür aslında bizim yapımızda var. O çok güzel bir şey. Yani iş yerinde de bu, birlikte çalıştığımız insanlarla da. Yani sormak zaten fikir alabilmek için sormak gerekir. Yani o kültürde olmak, hep ben biliyorum dememek. Bunlar güzel bir kültür aslında. O biraz bizim ikimizde de olan özellik galiba. Onun için hep sorduk, hep de o... Yani daha iyisini, daha bilenden öğrenelim diye çok uğraştık. Evet. Hı-hı. Şimdi yine bir başka danışmanımız var. Profesör İlhan Erdoğan. Sevgili İlhan Hoca bir şey yaptırdı bize, bir workshop. Bu workshop'un konusu şu. Ayda yalnız kalıyorsunuz. Elinizde de bir takım, yani sınırlı taşıma kabiliyetiniz var. Bir takım aletler var. Hangilerini öncelikle alırsınız? Gruplara ayırdı ve bu soruyu sordu. Bu sorunun ideal cevabı da belli. Ondan sonra her grubun verdiği cevabı aldı, puanladı ve şu soruyu sordu. Herhangi bir grupta o grubun aldığı puandan, çünkü grup bir şeyin üzerinde mutabık oluyor. Birileri diyor ki şunu alalım, öbürü diyor ki bunu alalım. Her grubun aldığı toplam puandan daha fazla puan alan grup üyesi var mı? Hiç yoktu. Çok ilginç. Grup kararı, herkesin üzerinde tartışarak mutabık olduğu karar her zaman bireylerin kararından daha iyi. Yani bu aslında şunu gösteriyor, dinlemeniz lazım. Biz hem müşteriyi hem dediğiniz gibi danışmanları, sadece onları değil çalışanlarımızı da dinleyen bir kültürümüz var, bir yapımız var. Ve bundan çok fayda sağlıyoruz. Yani her şeyi bilemezsiniz ki. Her şeyi bildiğini sanmak ya da o kadar... Hani en büyük aptallık kendi egonuza yani. İnanmak o kadar büyük bir aptallık. Çok doğru söyledin. Evet. Şimdi bunları anlatınca dilerseniz beraber sizin binanıza gidelim. Çünkü sevgili izleyiciler, Koton binası hakikaten çalışanları gerçekten düşünmüş. Onlara göre de bazı değişiklikler yapmış, baştan yapmış bir şirket binası. Bu binada öğlen yemeklerinde çalışanlar piyano dinliyorlar mesela. Yani çok şey, çünkü bunun kendi projesi geldi. Tamam. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkürler Şelali. Sizi galiba toplantının ortasında mı yakaladım? Evet, aynen öyle. Ne yapıyorsunuz her hafta? İşte haftalık seri sunum mağazalarının satış değerlendirme toplantısını yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Mutlaka bu toplantı burada oluyor. Evet. Bu arada harika bir manzaraya bakıyorsunuz. Bu binada ne zamandır varsınız? İşte 2 yıl oldu. 2 yıl oldu. Tamam, yeniden mi yapıldı yoksa siz var olan binayı mı? Yok, kiraladık ama içini tamamen soyduk, yeniden yaptık. Konfeksiyona uygun evet. Hale getirdiniz. Evet. En büyük odalardan biri size ait olabilir mi? Tabii çünkü biliyorsun ben burada oturuyorum, Gülden karşıda oturuyor. Doğru, siz ikiniz burada. Odalarınız da birmiş eş başkanlığın dışında. Evet, bir ama yine de hani o kadar da içi olmayalım. Wow, kolay gelsin. Aksesuarlar da artık çok evet. Şey değil mi? Ön plana mı çıkıyor? İşte burası bizim en cici odamız. Her taraf cicilerle dolu. Hakikaten. Koleksiyonlar buralarda mı belirleniyor? Evet. Odalarda. Evet. İşte koleksiyon hazırlığı yapıyorlar şu anda. Kolay gelsin. Benim daha önce gelip de çok beğendiğim yer bu çatı katı. İnanılmaz güzel bir yer burası. Evet. Ne yapıyorsunuz çok burada? Burada daha çok Gülden çalışıyor. Öyle mi? Evet, onun tasarımcılarla çalışma mekanı. Wow. Bunlar gelmiş bir yerlerden kumaşlar. Evet. Biraz Hint işi gibi görüyorum ama bilmiyorum. Yani bunlar şimdi yavaş yavaş koleksiyona dönüşecek. Önümüzdeki sezonun ipuçlarını buradan alabilir miyiz? Yaz sezonu tabii. Yaz sezonu. Bizim çalıştığımız ya da tasarımcıların çalışacakları bütün dokümanlar burada. Bütün evet şeyler de var, kalıp hazırlama. Evet. Falan. Yani birisi bir şey çalışmak istiyorsa geliyor burada.
bunlara şöyle bir bakılıyor. Evet. Buna İTKİP hazırlamış bu arada. Süper. Burası çok hoş. Lambalar falan. Kolay gelsin. Burası denim, koton denimin tasarım ve marka odası. Koton Radyo ne zamandır lan? Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. İlkim ne kadar oldu başlayalı yayına? 2 yıl. Bu 2 yılımızı bitirdik bu ay için. Yani 2. yaş günümüzdü. Ha öyle mi? Evet tabii. Kasım ayında geçen sene kutlamıştık. Peki bu bayağı bütün olmuş. Radyo, yani bütün mağazalarda mı tabii, tabii. Yayınlanıyor? Sadece Türkiye değil. Romanya ve Rusya'da da. Kazakistan'da da var. Kazakistan'da da. Süpermiş. Yani aynı anonsların Rusçasını, işte Romencesini, Kazakçasını da yapıyoruz. Harika. Koton herkese merhabalar. Türkiye'deki tüm kotonlara keyifli alışverişler diliyoruz. %50'ye varan indirimimiz başladı biliyorsunuz. Ve kesinlikle kışlık alışverişlerinizde bu indirimden yararlanmayı unutmayın. Bugün Ayşe de yanımda. Merhaba Ayşe. Bugün indirimden, sezon fırsatlarından ve koleksiyonlarımızdan bahsedeceğiz. Bizimle olmaya devam edin. Afiyet olsun. Gerçekten bu çalışanların yerinde olmak istiyorum. Ben de ölenlerin müzik eşliğinde yemek yemek istiyorum hakikaten. Gelebilirsin, bekleriz. Arada sırada geleyim öğlen yemeklerine. Gel valla. Hakikaten ilk önce insan sıkılıyor öğlen yemeklerini sürekli bina içerisinde yemekten. Biz de yıllarca Medya Plaza'da öyle yedik. Fakat sonra dışarıda yemek yemek durumunda olman da çok büyük sıkıntı oluyor. Her öğlen nerede yemek yesem, bir an evvel yesem, ne yesem. Çünkü bunların düşünülmüş olması aslında gerçekten önemli bir şey. Şimdi size bakınca kotona şuna da önem verdiniz ki Türkiye'de bu da son yıllarda gerçekten konfeksiyoncular tarafından dikkat edilen bir konu haline geldi. Tasarımcılar. Eskiden bu kadar da tasarımcıya önem verilmezdi. Ama sizde ben Hakan Yıldırım... mı gördüm. İnanılmaz güzel koleksiyonlar yaptı. Sonra daha önceydi değil mi? Bora Aksu'yu hatırlıyorum. Bora Aksu var. Jean-Pierre Braganza var. Yabancılarla da çalışıyorsunuz. Evet. Şu anda da herhalde Tuğba Ünsal'la bir proje yapıyorsunuz. Proje yapıyoruz. Böyle projeler daha mı çekiyor şeyi, tüketiciyi? İşe çeşitlik atıyor tabii ki. Yani hem tasarımcı ürünlerini aslında bizim gibi markalardan müşterilerin iyi fiyatla satın alma olanağını yakalaması. Asıl işin cazip tarafı bu. Yani bunu dünyada tabii biz yapmadık sırf. Herkes örnekleri de. Çok var. Ama şimdi şu var. Tasarımcıya da para ödemek istemiyor. Nasıl ki danışmana para ödemek istemediği gibi. Evet. Genel kanıdan yaygın olan görüş böyledir. Tasarımcıya, danışmana verilen para böyle bir ağır gelir. Birçok iş adamına, iş yapan insanlara. Siz öyle düşünmemişsiniz. Öyle mi? Ya, tasarım önemli bir şey bence. Şöyle yani aslında bir ismin tasarladığı ürünü alıp giyebilmek ya da kullanabilmek aslında tüketici nezdinde gerçekten önemli bir şey. Ama onun ulaşılabilir bir fiyatta olması daha da önemli tabii ki. Yani hani tasarım eklenince sanki maliyet gibi filan hani genel kanı buydu biliyorsun. Son tabii. yıllarda yine bu son belki 10 yılın daha hikayesi, yeni evet. bir özelliği tabii. diyebiliriz bu. Aslında markaya da bir değer katıyor gerçekten. Siz bir değer sağlamış oluyorsunuz müşterilerinize. Onları farklı bir tasarım nesnesiyle yan yana getirebilme olanağını sağlıyorsunuz. Biz de bu anlamda aslında tasarımcılarla çalışmayı tercih ediyoruz. Son bir projemiz var. Tuğba Ünsal'la güzel bir proje yapıyoruz. Onun tatlı, hoş stiliyle çok güzel koleksiyonlar çıkarıyoruz ikimiz beraber, hep beraber. Aslında sadece tasarımcı projelerimiz de yok. Tabii tabii. Yani... İlk defa Türkan Şoray'ı onları tabii ki. Cüneyt Arkın projemiz var, Türkan Şoray projemiz var. Şimdi çok yeni bir şey var söylemeyeceğim. Öyle sonra mi? Kulağına fısıldarım. Ne oluyor peki? O gelecek. Yani, Türkan Şoray tabii büyük bir kitlesi var değil mi? Onu tabii. almak. Neler yani, yaşadınız o projelerde? İki tarafı var. Şimdi bir taraftan Türkan Şoray hepimizin çok sevdiği bir isim. Onunla bir proje yapıyor olmak bir kere insana huzur veriyor, mutluluk veriyor. Güzel bir şey. Sultanla yani, değil mi? Yapınca biz tabii. hoşlandık. Aynı zamanda herkesin sevdiği birisi olduğu için
markayla tüketici arasındaki ilişkiyi de kuvvetlendiriyor. Evet. İyi de satılıyor. Bu da ayrı kısmı bu. Yani ama hepsi var. Çok keyifli. Yok, biz kendimiz de çok keyif aldık hakikaten. Yani hani Türkan Hanım'ın şirkete gelmesi, insanların ona ilgisi, o anları yani görmeni isterdim. Yani yaparken çok güzel. Aynı şekilde Cüneyt Arkın'ın, yani hani şirketin içinde geziyorlar onlar, düşünebiliyor musun? Çok hoş bir şey yani. Çok gurur verici bir şey. Yılmaz Bey, geçen akşam toplantıda akşam beraberdik sizinle. De Bakan Zafer Çağlayan Turkay Litti'nin geldiği noktaları anlatıyordu. Orada siz çok enteresan bir şey söylediniz. Yani hakikaten de Koton da dahil olmak üzere birazcık destek alınca nerelere gidebiliyorsunuz diye. Siz Turkuar hakikaten diye biz gittiniz. Girdiğimizde 24 mağazamız vardı. Şu bugün itibariyle 90 mağaza var. Ve o zamanki mağazaların evet, çoğu franchise'dı ve ufak mağazalardı. Şimdi kendimiz açıyoruz. Şimdi burada Turkuality'den aldığımız desteğin çok üstünde bir miktarda sermaye getirdik. Bu biliyorsunuz yani 100 katı, 200 katı. Acayip bir yani rakam sonuçta geldi. Çok ufak bir destek tabii. O. Fakat bir cesaret veriyor. Diyor ki hani devlet arkamda. Ben gideyim bu riski alayım. Devlet de benim riskime ortak. Türk markalarının bu şekilde desteklenmesi de bu ülkeden tabii. 10 yılda 10 dünya markası idealine doğru atılmış bir adım. Çok önemli bir konu. Çok güzel bir konuya değmiştin. Çok beğendim vallahi. Evet, çok hoştu gerçekten. Gerçekten çok. Ben... Önemli bir şey yani. Bir anda evet. 500 milyon dolar girdi. Aslında girişimcilikte de devletin biliyorsun asıl şeyi o. Yani küçük dokunuşlar ama işte dediği çarpan büyük etkisi, çarpan etkisini çok yaratıyor. Fazla evet, çok önemli. Siz geçenlerde Yunanistan'a gitmiştiniz hatta, bir buluşacaktık, buluşamadık. Ne yapıyorsunuz Yunanistan'da? Şimdi Yunanistan'da bir mağazaya düşmüştük, iki mağazadan. Bu krizden dolayı mı yani? Evet, düştünüz? Çünkü her gün mağazanın evet. Önünde gösteri yapılıyor. İki günde bir mağaza kapalı. Camı kırılıyor. Sen mi sizin mağazanın önünde? Evet. Ay, tamam, burası önemli bir cadde. Omonya diye bir bölge. Omonya çok önemli. En önemli cadde diye gittiniz oraya. Her gün gösteri. Ondan sonra şimdi alışveriş merkezindeki mağazamızı büyütüyoruz. İkinci mağazayı da tutmak üzereyiz yeniden. Peki bu neyi gösteriyor? Bir tarafta kriz var ama bir taraftan da orada büyüyor musunuz? Yani satışlar o zaman değil mi? Kiralar düştü. Kiralar düştü. Düşük. Fırsat var. Yani fırsat sonuçta var. Bu kriz nerede kalmış ki her yerde bitiyor. Önemli zaten olan zaten de kurtarıyorlar biliyorsun. Markanın konumlanmasını doğru düzgün yapmak için çok önemli bir fırsat bu. Büyümek istiyorsunuz Yunanistan'da. Evet. Bu krizi fırsata çeviriyorsunuz evet. Yani. Sizin bir projeniz var. Birleşmiş Markalar Derneği'nin başkanısınız değil mi hala? Evet. Sanıyorum Şubat'ta yeni dönem başlayacak. Aday olacak mısınız bilmiyorum ama. Benim üçüncü yılım artık, ben bayrağı devretmek istiyorum. Öyle mi? Evet. Belki sizi bırakmazlar. Bence bıraksınlar artık. Belki Koton'da ihtiyacımız var. Öyle mi? Tabii. Evet, bazen bana şaka olarak sen git falan diyor ama yok. Ama sizi şöyle görüyorum. Karı koca birçok projede yer alıyorsunuz ve bunlar aslında size şey olarak bir kazanç getirmiyor yani parasal olarak. Daha çok veriyorsunuz. Zamanını veriyorsunuz. Zaman çok önemli. Evet. İşten ayırıyorsunuz. Aynen. Girişimcilikte çok görüyorum mesela. Hı-hı. Gülden Hanım. Onunla uğraşıyorum. Benim şeyim o. İdeal sosyal sorumluluk projem kendimce o. Ama büyük keyifle yapıyorsunuz. Çok yani, keyifle yapıyorum evet. Çok da vakit harcıyor değil mi? Biraz harcattırıyor gerçekten tabii. Ama ortaya çıkan sonuçlar da çok güzel. Son 3 yılda hakikaten çok güzel yerlere getirdik. Girişimcilik kavramı geldi ve de girişimcilerimiz de gelişiyor. Yani sizin masayı hatırlıyorum o gün. Evet. Ne kadar çok herkes kart vizit veriyor, dinliyor. Yani bir an evvel bir şeyler yapmak istiyorlar. İstiyorlar ve değil mi? O talep ne kadar güzeldi. Evet. Sen de gördün yani, muhteşemdi yani. Bir hikayeyi duymak da evet. Hani ben de bu yollardan. Evet. İşte devletin buradaki yani biraz önce konuştuğumuz katkıları çok önemli aslında. Yani bu artı katma değeri kazanmak için. Kazanmak için onlara. Şimdi tabii dünyada artık sosyal girişimcilik diye bir kavram var. Evet, hızla yani, da ilerliyor. Sadece girişimci olmak, para kazanmak yetmiyor. Bir şekilde içinde yaşadığınız topluma da bir şeyler katmanız lazım. Bu anlamda hani ben üçüncü yıl oldu artık bayrağı devretmek istiyorum ama 3 yılda çok güzel şeyler de yapıldı. İşte sen de biliyorsun şelale.
Yaklaşık 3 yılda 600 bin çocuğu giydirdik. Evet, bir tanesiyle beraber gitmiştik. Derneğinde. Müthiş bir şey. Macide gittik. O çocukların evet, ayağındaki ayakkabılar yırtık pırtık, üstü eski püskü. Yani o çocuklara böyle bir fayda sağlıyor olabilmek, onu organize edebilmek çok güzeldi. Devam edecek mi bu? Tabii tabii. Ha, her yıl olacak. Önümüzdeki sene daha da fazla çocuğu gideceğiz inşallah. Kaç çocuğu inşallah. Gideceksiniz? Şimdi ben bir rakam vermeyeyim de, çünkü belki yeni yönetim daha da yukarılara bir yerlere gideceğini tahmin ediyorum. Veya işte biz başladığımızda Birleşmiş Markalar Derneği'nde 1150 mağaza vardı yurt dışında. Ben şimdi bırakırken bu mağaza sayısı 3500'ü geçti. Yani çok şimdi böyle bir fayda yaratıyor olabilmek, yani o fayda yaratıyor, yanlış bir kelime. O faydanın içinde olmak, onun bir parçası olmak çok önemli bir şey. Yani yarın öbür gün veya İstanbul Shopping Fest'i bu dönemde hayata geçirdik. Ve şimdi, de bu yıl bayağı başarılı oldu. Geçen yılla arasında müthiş evet, bir başarı çok, şeyi var. Tabii. Trend çok yukarı. Tabii yani şimdi ciddi geriye satın dönüp bakınca hayat sadece para kazanmak değil. Yani bir şeyleri de topluma fayda olarak geri vermeye çalışmak lazım. Onu yapmaya çalışıyoruz. Sizin Koton olarak biz hani böyle bir biz ne yapalım diye oturup da sosyal konularda bir yol haritanız olacak mı? Çünkü şu anda genelde sizi şeyin içinde görüyorum. Markalar Derneği kanalıyla hı hı. yaptıklarınızın içinde. O kanaldan ya, yapıyorsunuz. Şahsi belki hani mesela ne bileyim vakıflaşmak ister miydiniz? Eğitim konusunda yani, bir şey yapmak ister miydiniz? Şeylerle şeyi ben bunları çok önemsiyorum. Yani fakirlikle mücadele etmek lazım. Yani bunun nasıl olacağını, nasıl formüle edileceğini bilmiyorum ama Türkiye sonuçta gelişen, ekonomisi iyiye giden bir ülke ama halen 10 bin dolar milli gelir seviyesinde ve işte girişimcilikle yapacağız Yılmaz'cığım. Tamam. Yani nokta orada aslında. Bununla ilgili bir şey yapalım. Sevgili eşime destek verecekmişiz. Evet, tamam. Kesinlikle. Onunla yapacağız. Zenginleşmenin tek yolu girişimciliği arttırmak aslında. Memleket evet, böyle zenginleşiyor. Doğru. Yani memleketler böyle zenginleşiyor. Onun için, Anadolu falan. Yani benim için yani, anlamı o aslında. Yani ben doğru, de temelde evet, aynı belki şeyden çıkıyorum. Aynı odaktan çıkıyor benim duygum da. Yani zengin olmalı bizim ülkemiz ve buna layık bir ülke aslında. Onun için de benim bulduğum yol o. Sen de bir yol bulursan bilmiyorum. Tamam, şöyle olabilir. Girişimcilik yoluna sen benim evet, Yılmaz Bey destek verebilir. Evet. Yılmaz Bey'in yoksullukla mücadele için geliştireceği yeni bir projeyi Gülten Hanım. Olabilir. Evet. Olabilir. Değiş tokuş yapabiliriz arada. Sıkılırsak. Ne güzel. Evet. Çok teşekkür ederim. Vallahi zaman bitti. Hadi bitmeseydi ya. Çok tatlıydı. Vallahi gerçekten. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür çok ederiz. Güzel çok güzel. Çok güzel bir geldiniz, program. Kolay çok gelsin. Teşekkürler. Bir İşte Hayatında sonuna geldik. Önümüzdeki hafta buluşmak üzere. Hoşçakalın. TNT sundu.